Şu an başlattım hocam. Tamam, başladım. Evet, değerli izleyenler, herkesi saygıyla selamlıyorum. Yarın itibariyle 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılını tekrar hatırlayacağız. Hatırlamak unutmamak içindir. Bir daha o hallere ile karşılaşmamak içindir. Bu girişim esas itibariyle kendi dini olarak tanımlayan bir grubun, hadi doğru söyleyelim tanınan ismiyle bir cemaatin, dini cemaatin, bürokratik uzantıların yardımıyla ordu içindeki kendi mensuplarının gerçekleştirmeye çalıştıkları silahlı bir eylemdir. Bunun adını koyalım. Bu eylemi anlayabilmek için çoğumuzun aklına geldiği üzere bizim tarihimizdeki en az 150 yıllık modernleşme tarihimizde, bunu biraz geriye de götürebilir, 300 yıllık modernleşme tarihimizde gözlediğimiz asker siyaset ilişkileri çerçevesinde değerlendirmemiz gerekiyor. Acaba bu tarihi gelenin içerisine bir yere oturuyor mu? Yoksa yeni bir şey mi? Yeni bir olgu mu? Yeni bir takım farklılıkları ve özellikleri var mı? Bunu da zaman içerisinde değerlendirmeye çalışacağız. Tabii genel olarak Osmanlı Devleti'ne baktığımızda, onun idari yapısına baktığımızda iki sınıf görürüz esas itibariyle. Bir askeri sınıf, diğer reaya dediğimiz üretici sınıf. Yani askeri sınıfta bütün devlet katındaki bütün idareciler, sivil, ulema buna dahil, askeri kesim, hepsi bu askeri sınıfın içerisinde mütalaa edilir. Tabi bu yapının içerisinde esas itibariyle adalet merkezli, adil yönetim merkezli bir devlet anlayışı hakimdir. Biz hani mülkün temeli adalettir anlayışı burada hassasiyetini muhafaza eder. Hatta öyle ki bizim dilimizde Sayın Cumhurbaşkanı sık sık kullandığı gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı burada kendini gösterir. Osmanlı belgelerine bakıldığında değerli izleyenler adaletnamelerin yayınlandığını görür. Yani devlet yönetiminde merkeze ve taşrada özellikle taşradaki yönetim bozuklukları, yolsuzluklar, rüşvet buna benzer insan olduğu yerde olabilen hadiselerde olduğu yerlerde devlet adaletnameler yayınlamıştır. Halil İnancık hocamızın adaletnameler diye bir çalışması da vardır bu kapsamda. Yine biliyoruz ki Osmanlı arşiv belgeleri okuduğumuzda belgeler bu tip durumlarla karşılaşıldığında genellikle belgelerin sonu bir taşra idarecisine, kadıya ya da oranın idaresine gönderilen belgelerde kemal adaletle muamele edesiz şeklinde bir hitapları vardır, bir cümle vardır. Aslında bu bir bakıma adaleti işaret ederken diğer taraftan da aslında o yöneticiye bir ikazı da kendi içerisinde taşır. Aslında bizim Osmanlı dönemi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar giden süreç içerisinde asker siyasi ilişkilerine bakıldığında ya da kısaca tırnak içerisinde darbeler tarihine baktığımızda bir klasik dönem Osmanlı döneminde bir klasik dönem Yeniçeri darbelerini görürüz. Yine siyaset katından aldığı destekle birlikte. Bir de Tanzimat sonrasında bizim modernleşme tarihimiz içerisinde gözlenen darbeler vardır. Bu iki kategoride değerlendirmemiz gerekir. Tabii bu anlamdaki bizim tarihimizde Yeniçeri ayaklanmalarını bir tarafa bırakırsak modern tarihimizdeki darbelere bakıldığında bunun 3. Selim döneminden itibaren Nizami Cedid'in kurulmasına rahatsız olan Yeniçerilerin yine siyaset katındaki, bürokrasideki onları tahrik edenlerin desteğiyle 3. Selim'e karşı bir eylem içerisinde olduklarını, Kabakçı Mustafa Paşa isyanını çıkarttıklarını görürüz. Enteresandır. Bu isyandan sonra 4. Mustafa'nın tahta çıkması, çıkartılması ve arkasından kendilerine Hüccet-i Şer'iye denilen bir belgenin kabul ettirilmesi istenir. Burada ne vardır? Bu darbeye, bu eyleme giriştikleri için
kendilerinin bir daha bu tip eylemlere karışmayacaklarını, devlet işlerine karışmayacaklarını ama padişahın da kendini bu eylemden dolayı sorumlu tutmayacağı, cezalandırılmayacağı noktasında bir belge sözünü almışlardır. Belgeyi kabul ettirmişlerdir. Tabi arkasından gelen senet ittifak da aslında esas itibariyle bilahare tahta çıkan 2. Mahmut'la birlikte karşımıza çıkan, orada da padişahın yetkilerinin sınırlandırılması ve iktidarın başka unsurlarla paylaşılması gibi bir durumu ortaya çıkartmış. İşte bütün bunları yaşayan 2. Mahmut belki bizim modernleşme tarihimizde günümüze kadar gelen askeri darbelere açısından önemli olan bir adım atmış. Yeniçeriliği kaldırmış, daha modern bir ordunun kurulmasına yönelmiştir. Ve arkasından yaptığı ikinci eylem, ikinci iş, Mektebi Harbiye, Mektebi Mülkiye, Mektebi Tıbbiye gibi modern okulları kurmuştur. Özellikle bu okullar yeni bir hayat anlayışının, Avrupa'ya hayat anlayışının anlayışını veren ve buna inanan ve bu zihniyeti, bu anlayışı benimsemiş insanlar yetiştirmektir. Askeriye, orduya asker, efendimiz mülkiye mezunlarının devlet yönetiminde idareci, mektebi tıbbiyelerde doktor, sosyal hayatta iş yapacak kişiler. Dolayısıyla öyle bir zaman gelmiştir ki Tanzimat Fermanı da Islahat Fermanı ile birlikte bu süreci daha da tahkim eden, bu anlayışı yerleşmesini sağlayan bir durum ortaya çıkartmıştır. Nedir o? Çünkü bu okul yeni bir zihniyet, yeni bir hayat anlayışını, pozitivist, modernist bir hayat anlayışını, yeni hayat anlayışını, eskiden daha farklı yeni hayat anlayışını bu okullarda yetişenlere sağlamış, vermiş ve bu anlayışı benimseyenler de zaman içerisinde bu anlayışın birer temsilcisi olmuşlardır. Yani okul kişi arasında birbirini besleyen bir mekanizma ortaya çıkmıştır. Ve dolayısıyla bu okullardan mezun olanlar geçen zaman içerisinde Avrupa'da ortaya çıkan anayasa, efendime söyleyeyim, meclis gibi modern kavramların Osmanlı toplum düzeninde de yer alması için mücadeleye başlamışlardır. İşte Yeni Osmanlı Hareketi, arkasından Jöntürk Hareketi ve en önemlisi bu arada 1876'da Mithat Paşa'nın öncülüğünü yaptığı Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi olayı esas itibariyle bir meşrutiyet hareketi. Yani efendime söyleyeyim anayasalı meclisi bir devlet düzenine geçme arzusuna dayanmaktaydı. Tabii Abdülaziz bunu kabul etmeyince bunu kabul eden 2. Abdülhamid'in tahta geçmesi ve 76 yılında buna müteakip yeni bir meclisi bir dönemin Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan döneminin başlamış olması kısa sürse de bir başlangıcı teşkil etmiştir. Fakat 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'nin patlak vermesi bu sözünü ettiğimiz süreci inkıtaya uğratmış ve siyasi devlet yönetiminde Yıldız Sarayı'yla sembolleşen padişahın bütün yetkileri kendi elinde topladığı otoriter, tekelci bir yönetim anlayışı ortaya çıkmıştı. Bu bir realitedir. 2. Abdülhamid'in çok büyük imar faaliyetleri, eğitim alanındaki çalışmaları, evet bunlar hepsi bir hakikattır, doğru şeylerdir ve modernleşme tarihimizin yerli yabancı birçok araştırmacı baktığında iki şey söylerler. 2. Abdülhamid'i modernleşmenin, 19. modernleşmesinin en büyük padişahlarından, hükümdarlarından biridir ve bu anlamda da devletin sonuna doğru Sultan Reşat'ı ve Sultan Vahdettin'i dikkate aldığımızda son imparator, gerçek anlamıyla son padişah olduğunu da ifade ederler. Bu gerçeği de bilmekte fayda vardır değerli izleyiciler. Tabii ondan sonra 2. Meşrutiyet'in ilanı dikkat ederseniz arkasından 1912 yılında Halaskaran Zabıtan hareketine, Babali baskınını ve Mahmut Şevket Paşa'nın giden bu süreç içerisindeki bu sürelerin dikkat edilirse 1908'den 1913'e kadar dönem içerisinde 4-5 tane eylemin gerçekleştiğini görürüz. Yani askerin siyasete, devlet yönetimine müdahalesini görmekteyiz. Yani özellikle 1912'deki 21 Haziran 1912'de Halaskaran Zabıtan
hareketinde devlete bir muhtıra dahi verebilecek cesareti kendilerine görmüşlerdir. 1912 Ocağı'nda yapılan ve İttihat Terakki'nin cemiyetinin kazandığı seçimlerin seçimler üzere oluşan meclisi kabul etmeyeceklerini söylemek durumunda, daha doğrusu iddia etmişler. Bu meclis dağıtılmalı, seçim yapılarak yeni bir meclisin kurulması gerekir şeklinde bir dikte gerçekleştirmişlerdir. Yani artık meşrutiyet döneminde daha sıklıkla görebileceğimiz askerin, ordunun, ordu mensuplarının siyasi devlet yönetimine çok açıktan müdahalelerini görmekteyiz. Hele Babali baskını, 23 Ocak 1923 tarihli Babali baskında baktığımızda ise orada gerçekten dönemin sadrazamı, harbi nazırına karşı Babali, bugünkü İstanbul vilayet binası, sadaret binası, başbakanlık binasıydı. Oraya baskın düzenlenerek sadrazam tehdit edildi ve buna direnen harbi nazırı Nazım Paşa da o arbedede öldürüldü. Yani böylesine dramatik gelişmeler yaşandı. Tabii bu Türkiye'de, Türk siyasetinde Osmanlı'dan itibaren askerin siyaset üzerinde egemenlik kurma, tahakküm kurmanın en tipik acımasız örneklerini teşkil etti. Bunların çok detayına girmek istemiyorum. Zamanımızı daha ekonomik kullanmak adına Cumhuriyet dönemi gelişmelerinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Cumhuriyet dönemine geldiğimizde özellikle onu ifade edeyim. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde değerli arkadaşlar, malum milli mücadele milletin katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleştirilmişti ve o dönem 20 Nisan 1920'de kurulan açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, onun hükümetinde Milli Savunma Bakanlığı, yani Müdafaa-i Milliye Vekaleti yanı sıra Erkan-ı Harbi Umumi Riyaseti bir bakanlık olarak hükümetin içerisinde bulunuyordu. Fakat 1924 yılında 3 Mart 1924'te Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Hilafet kaldırılmış, Tevhid Tesisat Kanunu kabul edilmiş ve Diyanet İşleri Şer'i Efkaf Vekaleti kaldırılmış, Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş, bir başka şey daha yapılmış. Bir bakanlık olan Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti bir başkanlığa dönüştürülmüştür 1924'te ve devletin içinde bir başkanlığa dönüştü, bürokratik bir yapıya dönüştürülmüş. Özellikle bunun altını çizmemizde fayda vardır. Tabi bu arada zikretmemiz gereken bir başka gelişmeden de söz edeyim. Ordu açısından 1944 yılında, tabi o dönemde Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Milli Mücadele Önder Kadrosu içerisinde bulunan Fevzi Çakmak'ın varlığını unutmamak gerekiyor. Ve bundan dolayı da çok güçlü bir konumu, karizması bulunmakta. Aynı zamanda Fevzi Paşa uysal tavrıyla Mustafa Kemal Paşa'nın Kuzu Paşası ünvanında sahipti, öyle söylenir. İşte bu süreç içerisinde, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yaklaştığımız dönem içerisinde, artık savaşın galipleri belli olmaya başladığında daha ziyade modern Batı dünyası, Amerika Birleşik Devletleri, tabii Sovyetler Birliği var ama daha ziyade Batı dünyasının, Amerika'nın öncülüğündeki Batı dünyasının galip geleceği anlaşılınca ve orada yapılan açıklamalar, eğer Türkiye daha demokratik bir yapıya kavuşmazsa hem asker hem siyaset anlamında savaş sonrası yapılarda yer almayacağı, özellikle San Francisco Konferansı'na dahil edilmeyeceği karşılığını alınca kendi içinde bir takım değişmeleri de yapmaya başladı. Bunların ilki de ordu alakalı, Genelkurmay Başkanlığı statüsüyle alakalıydı. O da 1944 yılında Genelkurmay Başkanı, o müstakil başkanın müstakil hali, özellik hali kaldırılarak başbakanlığa bağlanmıştır. Bu dönemde İsmet İnönü başbakan, cumhurbaşkanıdır. Yine aynı dönemde artık savaş bitmiş, savaş sonrası dünyada hem ekonomi, siyasal düzen kurulmaya başlamış, Avrupa Konseyi oluşmuş ya, bu yapıların yavaş yavaş Batı dünyasının temel kurumları inşa edilmeye başladığı bir dönem içerisinde
Türkiye'de kendi içinde siyasetin demokratleşme çabalarına yönelmiştir. İşte bu kapsamda malum 1946 yılında Demokrat Parti'nin kurulması, her ne kadar seçimi kaybedilse de, hileli bir seçim olarak değerlendirilse de, yine Türkiye 1945 sonrasında, 46'tan sonra çok partili siyasal hayata geçecektir, geçmiştir. İşte bu süreçte 1949 yılında bu bağlamda Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na bir daire olarak, daire başkanı olarak bağlanmıştır. Yani o müstakilli başbakanlığa bağlı halinden 49 yılında Milli Savunma Bakanlığı'nın bünyesinde bir daire başkanlığına dönüştürülmüştür. Tabii bütün bu girişimlerin askeri sivil otoritenin emrini alma girişimleridir ve daha ziyade kanaatim odur ki Batı dünyasından yapılan telkinlerin bu düzenlemelerde etkili olduğu hususudur. Üstelik bu düzenlemelerin öteden bu yana Atatürk'ün ölümünden sonra kendisini milli şef olarak adlandırmış, öyle kabul edilmesini istemiş, Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde bu unvanı kendisine verilmiş olan İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirilmiş düzenlemelerdir. Bunun altını da çizmekte fayda vardı. 1950 yılına geldiğimizde, affedersiniz, 1950 yılına geldiğimizde 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti Türkiye'de tek parti iktidarını yönetimine son verecek ve tek başına iktidar olacaktır. Hemen iktidar olur olmaz gerçekleştirdiği en önemli, milletin özlemle beklediği önemli bir gelişme ezanın aslına döndürülmesidir. Yani Türkçe ezan yerine Arapça, İslam dininde bir Müslümanların kabul ettiği bir namaza çağrı anlamında Arapça ezan kabul edilmiştir. Bu milletin büyük beklentisiydi, ümidiydi. Şu içinde yaşadığımız zaman diliminde Cuma günden itibaren Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının yaratmış olduğu heyecanın belki daha fazlası Arapça ezanın serbest kalmasıyla Müslüman Türk milleti bunu yaşamıştır, hissetmiştir. Arkasından köy enstitülerin kapatılması, bunun öğretmen okullarına döndürülmesi, okullarda din derslerinin okutulmaya başlanması, İmam Hatip okullarının açılarak dine eğitime, hatta yüksek öğretimde İslam enstitülerinin kurulmaya başlanması, ülke içerisindeki bir takım kimseleri, özellikle askeri cenahtaki kişileri rahatsız edecek. Hatta Demokrat Parti iktidara geldiğinde bir grup subayın İsmet İnönü'ye giderek isterse kendilerinin bir darbe yapacaklarını ve Demokrat Parti iktidarı verilmemesi konusunda telkinlerde bulunduklarını ama İsmet İnönü'nün bunu kabul etmediğini biliyoruz. Tabii bu alanda enteresan bir başka gelişme. Daha henüz iktidarının ilk ayı içerisinde 5 Haziran 1950'de bir albayın işte bu gelişmeler kapsamında, yani İsmet İnönü'ye gidilmesi, telkinlerde bulunması süreci için onunla ilgili olarak bir albay yeni iktidara kendine karşı bir askeri darbe hazırlıkları olduğunu ihbar etmiştir. Enteresandır. Ve bunun üzerine iktidar, ki bu darbenin de 8-9 Haziran 1950'de olacağı ihbarında bulunmuştur. İşte bunun üzerine iktidar bir orduda ciddi bir tırnak içerisinde bir temizlik harekatına yönelmiştir. Genelkurmay Başkanı'ndan başlamak üzere işte 15 general, 150 albay kısa sürede emekli edilmiştir. Tabii bu emekli edilmeler zaman içerisinde Demokrat Parti olan, askeri içerisindeki Demokrat Parti olan hıncı da artırmıştır, artıracaktır. Tabii ne yapılmıştır? Bakın bunları tarih olarak ben sadece başlıklarını söyleyerek ifade edeyim. Bu Demokrat Parti'nin iktidara geldiği andan itibaren ordu içerisinde bazı gruplar gizli örgütlenmelere yönelmişlerdi. Mesela bunların bazılarını söyleyelim. Mesela 1951 yılında ilk girişim başlatılmıştır. 1952 yılında Muzaffer Özdağ, milletvekili akademisyen Ümit Özdağ'ın babası olan
Muzaffer Özdağ ve arkadaşları gizli bir örgüt kurmuşlardı. Bu sadece Demokrat Parti iktidarına değil, sivil iktidara karşı bir hareketi karşı başlatılan Türkçü nitelikli bir örgütlenmedir. Özellikle bu örgütün içine yer alanların 10 yıl sonra Demokrat Parti'ye karşı yapılan 27 Mayıs askeri darbesini yapan ekibin içinde yer alması da manidar olsa gerek. Yine 17 Nisan 1953 tarih olarak söyleyeyim. Hava Kuvvetleri Komutanı dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Muzaffer Göksel'in olayıdır. Bu da nedir? Milli Savunma Bakanı Kuvvet Komutanı yaptığı görüşmede ordunun gençleştirilmesi, modernizasyonunun gerekli olduğundan bahsetmiştir. Buna itiraz etmiştir. Özel ordunun gençleştirilmesine Hava Kuvvetleri Komutanı izne çıkmak istemiştir. Yerine bir başkası atanmıştır. Fakat atamayı duyduktan sonra izni kesip Ankara'ya dönmüş ve o atamayı sağlayan kağıdı, emir kağıdını yırtmıştır. Ve Milli Savunma Bakanı huzuruna çıkarak eğer böyle yapılırsa silah bile kullanacaklarını tehdidinde bulunmuştur. Yıl 1953. Bakınız değerli dinleyiciler. Tabii 1954 yılına geldiğimizde yine 27 Mayıs darbesinin içinde olan bir ekibin çekirdek örgütlenmeye yöneldiklerini görüyoruz. Asıl 27 Mayıs askeri darbesini ekibin ilk faaliyetinin 1954 yılında daha somut olarak ve devamı gelecek ölçüde bir yapılanmaya gittiklerini görüyoruz. Bu Tuzla Uçak Savar Okulu'nda gerçekleşen bir yapılanmadır. Yüzbaşı olan Orhan Kabibay ve Dündar Seyhan'ın öncülüğünde gerçekleştirmişlerdir ve literatürde bu yapıya verilen isim Tuzla Uçak Savar Örgütü'dür. Amaç çok açıktır. Demokrat Parti seçimle, meşru bir yöntemle seçim iktidara gelmiş Demokrat Parti iktidarını devirmektir. Kelimenin tam anlamıyla. Yine bu ki 1955 yılında Harp Akademisi'ne bu sefer gelmişler. Orada da Harp Akademisi örgütünü kurmuşlardır. Bakınız çok önemli bir şeydir bu mevcutlara karşı. Daha sonra bu örgüt 1955 yılının sonlarında Atatürkçüler Cemiyeti adını alacaktır. Bakınız 27 Mayıs darbesinin kilometre taşları yavaş yavaş döşeniyor. 1956 yılında 60 darbesinden sonra 62-63'te iki başarısız darbe girişiminde bulunan Talat Aydemir, Sezai Okan ile birlikte Aydemir Okan örgütünü kurmuşlardır. Harp okulunda gerçekleştirmişlerdir. Demokrasiyi korumak, tırnak içerisinde korumak amacıyla. Tabii bu örgüt 1957 yılında Harp Akademisi'ne taşınacaktır ve bu sefer adı Yüksek Kumanda Akademisi örgütü olacaktır. Bakın darbeler nasıl hazırlanıyor. 1958 yılında 9 Subar olayı. Bu da enteresandır. İşte bu yapılanmaların devamı, hatta bu yapıların içinde bulunan Samet Kuşçu isimli bir binbaşı bu işi ihbar edecek ve Adnan Menderes Başbakan bunun çok ifşa edilmemesini ve bu kötü bir intiba, bir izlenim yaratacağı düşüncesiyle kapalı kalmasını isteyecektir ama Celal Bayar bunun açığa çıkmasını isteyecek. Ve 1958'den itibaren 16 Ocak 1958'den itibaren bu subaylar, bu örgütün yapılanmanın içinde bulunanlar tutuklanmaya başlayacaklardır. Ve yapılan yargılamalar 25 Kasım 1958'de sonuçlanacak. Enteresandır. İtham edilen, suçlanan, bu hareketin içinde olduğu söylenen 8 subay beraat edecek. Bir kişi, ihbarı gerçekleştiren Samet Kuşçu 2 yıl hapis cezasına çarptırılacaktır. Bu da enteresandır. Bunun da irdelenmesi gereken bir husus olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tabii bu süreçte Demokrat Parti'nin 1957'den sonra bütün bu gelişmeler yanı sıra özellikle iktidara geldiğinde basında, üniversitelerde, toplum hayatında özgürleşme, özertleşmeyi vaat eden Demokrat Parti'nin geçen zaman içerisinde özellikle 1957 yılından itibaren daha sert bir yaklaşıma girdiğini, daha sınırlayıcı bir yaklaşım içerisine girmeye başladı da bir tarihi gerçektir. Bunu da bilmemiz ve belirtmemiz gerekiyor. Bir akademisyen olarak bunun altını çizmemizde fayda vardır. Birçok olaylar vardır süreç içerisinde. 1959 yılından
1960'lara kadar giden süreç içerisinde muhalefete karşı yaklaşımlar, tahkikat komisyonlarının kurulması, efendime söyleyeyim, bütün bunlar yaşanmıştır. Sert tedbirlerle karşılanmıştır. Tabi buna kamuoyu, gazeteler kapatılmıştır. Efendime söyleyeyim, üniversite profesörlerinin ve yargı mensuplarının bu süreç içerisinde yaş haddine erken yaşta emekli edilmesi gibi hususlar da tepkiyle karşılanacaktır. Ve 60 yılına geldiğimizde, 60'ın baharına geldiğimizde İstanbul'a, Ankara'da bir taraftan harp okulu, bir taraftan üniversiteler ayağa kalkacaktır. Hatta ayağa kalktığı dönemlerde hükümet tahkikat komisyonu kurmaya çalışacaktır, kuracaktır. Ali Fuat Başgil, rahmetli hukuk profesörü, Ankara'ya çağrılarak görüş alınmış. Görüşte hükümetin derhal istifa etmesi, gerekli seçimlere gitmesi önerisinde bulunmuş rahmetli hoca. Fakat bu söz ne yazık ki kale alınmamıştır ve alınmamasının sonucu da 27 Mayıs 1960 askeri darbesidir. Tabi askeri darbenin sebebi ne olursa olsun, Demokrat Parti seçilmiş bir iktidar ne kadar hatalı olursa olsun, demokratik bir iktidarın kimden gelirse gelsin, meşru ya da gayrimeşru bir kuvvet tarafından silahla iktidar indirilmesi, kabul edilmesi mümkün olmayan bir husustur. Kabul edilemez. Demokratik bir toplumda, demokratikleşen bir toplumda bunu kabul etmek, bunu normal görmek mümkün değildir. Bir kere bu eylem başladığı andan itibaren anayasaya da aykırıdır. Demokratik teamüllere de aykırıdır. İsmet İnönü'nün o dönemde söylediği, eğer ihtilal şartları tamamlanırsa meşru hale gelir, tahakkükü gerçekleşir demesi de çok da demokratik bir yaklaşım değildir. Ama bir realiteyi de, Türkiye realitesini de, o dönemin gelişmelerini bilen bir anlayışla bu sözlerin bilen bir kişi olarak dile getirildiğini, bir başka deyişle bu gelişmelerden habersiz olduğunu söyleyebilmek, buna inanabilmek çok doğru bir yaklaşım değildir. Onu özellikle belirteyim. Tabii 27 Mayıs 1900 askeri darbesi, 1951 yılına geldiğimizde birçok tutuklamalar söz konusu, ama 27 Mayıs askeri darbesinin en hazin sonucu bir başbakan, iki bakanın idam edilmesidir. Sebebi ne olursa olsun, ki sebep de çok suç teşkil edecek bir şey değil. İleri atılan bebek davalarından tutun, efendime söyleyeyim, birçok davalar hepsi boşa çıkmıştır. Bir anayasa ihlal davası gerekçe gösterilmiştir. Ve bu süreçte de özellikle Adnan Menderes'in çok yakınında olan soyadını verdiği Ethem Menderes'in günlüklerinin ortaya çıkması ve mahkemede bunların okunması ve mahkeme heyetinin sizi buraya tıkanlar böyle istiyor demesi kabul edilebilir bir şey değildir. Ama en önemlisi de üzülerek ifade edeyim, mensubu olduğum 60'larda 1960 yılında mensup olduğum İstanbul Üniversitesi'nin hukuk profesörlerinin, bakınız, hukuk profesörlerinin Sıtık Sami Onar, Tarık Zafer Tunay'a, Hüseyin Nail Kubalı gibi hukuk profesörlerinin tahrikleriyle, eğer siz bunları yargılamazsanız bunlar sizi derdest ederler, tutuklarlar, yargılarlar demesi üzerine bu yargılama ve tutuklama süreci başlatılmıştır ve bu utanç vesilesidir. Bunu özellikle ifade edeyim. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. İşte bu 27 Mayıs 60 askeri darbesi, şu arada şunu da belirteyim. Türkiye'de bir kavram kargaşalığı var. 27 Mayıs 12 Eylül hareketleri bir ihtilal olarak tanınır. Arkadaşlar, Türkiye'deki hiçbir eylem Cumhuriyet döneminde, ki bunu söyleyenler daha ziyade Atatürk'ün milli mücadeledeki eylemini de bir Anadolu ihtilali olarak değerlendirirler. Tanım gereği hukuken, hatta siyaset biliminin tanımlamaları içerisinde o hareketler ne Atatürk'ün milli mücadeledeki başarısı, o dönemdeki gelişmeler, ne 27 Mayıs
askeri hareketi, 12 Eylül efendime söyleyeyim, sonraki süreç yaşananların hiçbir tanesi ihtilal olarak tanımlanamaz. Hepsi birer askeri darbedir. Yani meşru da olsa silahlı bir grubun meşru bir iktidarı devirme eylemidir. Bunun adı çok açıktır ve literatürde bunun karşılığı askeri darbedir. İhtilal falan değildir. Bunu özellikle bilmek ve bunu düzeltmek lazım. 27 Mayıs'tan sonra görülen eylemler 27 Mayıs 60, 12 Eylül 1980 tipik bir askeri darbedir. Sonra postmodern darbeler gördük, muhtıralar gördük falan. Ama bunlar terminolojik olarak bir askeri darbe olarak tanımlaması gerekir. İşte bu 27 Mayıs Türkiye'de asker siyaset ilişkileri, bir başka deyimle askerin siyaset üzerinde egemenliğinin daha da arttığı bir sürecin başlangıcını oluşturacaktır. Nasıl oluşturacaktır? 61 Anayasası ile birlikte mesela Milli Güvenlik Kurulu kurulacaktır. Bir başka şey, ona geleceğiz. Genelkurmay Başkanı yetki ve göreviyle Başbakan'a karşı sorumlu olacak, Cumhurbaşkanı da atanacaktır. Yine bu dönemde en önemlisi Senato oluşturulacak. Sivil siyasete güvenmeyen bir anlayış içerisinde Millet Meclisi ve Senato oluşturulacak. Ve bu senato daha ziyade askerlerden, emekli subaylardan, generallerden ve eski cumhurbaşkanlarından oluşturulacaktır. Yani Millet Meclisi'nde kabul edilmiş bir kanun senatoya gelecek. Senato onayladığından sonra ancak yürürlüğe girecektir. Bir başka, millet egemenliğinin kontrol edilme süreci başlamıştır. Bunun tam anlamı millet egemenliğinin ya da Millet Meclisi'nin senato marifetiyle askerin isteklerine göre kontrol edilmesidir. Bunun Türkçesi değerli izleyiciler. Tabi bu arada ne yapılmıştır? 61 yılında bu anayasa süreci içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İç Hizmet Kanunu'nun 35. ve 36. maddeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi yeniden tanımlanmıştır. Özellikle 35. madde Türk yurdunu ve anayasa ile belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Aslında normal düşündüğümüzde her Türk vatandaşının görevi var olan mevcut Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bütün kurumlarıyla, bütün değerleriyle korumak, kollamak her Türk vatandaşının görevidir. Sadece silahlı kuvvetlerin görevi değil, silahlı kuvvetlerin görevi ülkeyi dış tehditlere karşı korumaktır. Türkiye gibi ülkelerde silahlı kuvvetler dış tehditleri, özellikle 1945 sonrasındaki duruma baktığımız, NATO'ya girdikten sonraki halimiz, dış tehdit daha ziyade NATO konsepti içerisinde bir yapıya kavuşurken silahlı kuvvetler bu darbeler sürecinde etkisiyle içeride vatandaşa yönelik, iç politikaya yönelik kendini konumlandırmıştır ve orada bir güç elde etmeye çalışmıştır. Yanlış olan, hatalı olan, kabul edilemez olan bu husustur. İşte bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İç Hizmet Kanunu 35. maddesine dayandırmışlardır. Ve 12 Eylül 80 harekatı da işte buna dayandırılmaktadır. Türk vatanını ve anayasasını, dayanan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, kollamak. Sadece askerin vazifesi değil. Ne yazık ki bu madde darbelerin de gerekçesini oluşturacaktır. Tabii bu Senato'dan bahsettik, Milli Güvenlik Kurulu'ndan bahsettik. Bir de 61 Anayasası'nın 111. maddesiyle birlikte Milli Güvenlik Kurulu Bakanlar Kurulu'na görüş bildirir diye bir hüküm vardır, görüş bildirir. Daha sonra bu 1982 Anayasası'yla daha sonra bu tavsiye eder hale dönüşecektir. 70'lerden sonra tavsiye eder hale dönüşecektir. Tabii bu da Türkiye'deki askerin siyasi üzerindeki egemenliğini dikkate aldığımızda bu görüş bildirir, tavsiye bir emir telakki edilmiş. Hatta Milli Güvenlik Kurulu ve buradaki asker üyeler, çoğunluk onlar, bu kanun uygulandı mı uygulanmadı diye de hükümeti kontrol etmeye çalışmışlardır. Yani bu da bir başka hususu oluşturmaktadır. 1971 yılından sonra da Yüksek Askeri Şura 1972'de
kurulacaktır ve bu kurulda da Başbakan ve Milli Savunma Bakanı dışındaki bütün kurul üyeleri, şura üyeleri askerlerden oluşacaktır. Yani burada da Yüksek Askeri Şura'da da bir asker egemenliğinin var olduğunu görüyoruz. Tabii bu şeylerle birlikte 12 Mart 71 ve ondan önceki 9 Mart darbe girişimi, o da bir sol bağımsızcı bir darbe girişimi, yine ordu içindeki bazı grupların desteğini almak suretiyle 65'te iş başına gelmiş olan Adalet Partisi iktidarına karşı onun o dönemin şartlarında başarılı olan, Türkiye dış politikasını çok yönlü hale getiren, Arap-İsrail Savaşı'nda Arap kardeşlerimizi yanında duran, Mescid-i Aksa'nın 67 yakılması sürecinde Mescid-i Aksa'nın yakılmasına yüksek sesle protesto eden Türkiye vardı. İşte bundan rahatsız olanlar 9 Mart sol bazı bir darbe girişimini planlamışlar ama 12 Mart askeri darbesi, 12 Mart 71 muhtırası gerçekleşecek ve ondan sonra da mevcut hükümet ayrılarak yerine her zaman olduğu gibi daha mutabakat hükümeti olacak. Nihat Erim'in, Profesör Nihat Erim başkanlığında bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet başkanının Amerika yapmış olduğu ziyarette Amerikan Başkanı Jared Nixon'ın söylediği bir söz, belki sözlerim arasında söylememiz gereken, ihmal ettiğimiz bir husus olarak da düşünülebilir. Türkiye'deki darbelerin dış uzantıları da dış güçlerce desteklenmeme hususudur. İşte Amerikan Başkanı Nihat Erim'e hitaben, Türkiye bir yangın duvarıdır, onu yıktırmamak için her şeyi yaparız. Yani Türkiye bizim için tampon bölgedir, bizim çıkarlarımız içerisinde bir duvardır ve biz onu yıktırmayız. Yani bunu daha sonraki dönemlerde karşımıza çıkacaktır. 12 Eylül 80'e geldiğimizde o terör ortamında, terör olaylarının olduğu ortamda, ki ben bir ortaokul lise öğrencisiydim, bir öğretmen lisesi, yatılı okuyan bir öğretmen lisesi olarak o siyasi olayları, sağ-sol çatışmalarının çok yakinen ister istemez içinde bulunduk, yaşadık. O dönemi biliyoruz. 12 Eylül 80 askeri darbesi, sık yönetim olmasına rağmen, bütün yetkiler askeri orduya verilmesine rağmen ne yazık ki terör, anarşi önlenememiş ve arkasında 12 Eylül 1980'de Orgeneral Kenan Evren'in başkanlığında Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur ve Kenan Evren yaptığı bir açıklamada, biz daha önce de uyarı yapmıştık. Evet, 1980'den itibaren 79'da muhtıralar vermişlerdir mevcut hükümete. Ama biz bu şeyin daha çok olgunlaşmasını, halkı bizi ister bir noktaya gelmesi için bekledik demiştir. Tabi bu beklenti süresinde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği gerçeğinin de altını çizmemiz gerekir. Dış ilişkiler açısından baktığımızda özellikle 12-80 askeri harekatı önemli bir yere oturmaktadır. Bunun iki tane somut örneğini vermek istiyorum. Bir tanesi 1979 yılında Sovyetler Birliği'nin, Sovyetlerin Afganistan'ı işgalidir. Amerika burada bir önemli mevzi kaybedecektir, kaybetmiştir. İkincisi yine 79 yılında aynı tarihlerde 79 Şubat'ında İran'da bir İslam devrimi yaşanmıştır. Hümeyni, İmam Hümeyni önderliğinde bir İran'da İslam devrimi yaşanmış, devrim yapılmıştır. Şah ülkeyi terk etmiş ve bir İslam cumhuriyeti kurulmuştur. Dolayısıyla Amerika ikinci bir müttefikini, ikinci bir mevzisini kaybetmiştir. Artık Amerika için üçüncü bir mevzini kaybetmeye tahammülü yoktur. Bunu 12 Eylül askeri darbesinin iç politik gelişmeler olduğu kadar, işte ordu siyaset ilişkileri, asker siyaset ilişkileri içerisinde iç politika açısından değerlendirirken, diğer taraftan da dış ilişkiler açısından da Amerika'nın bu gelişmedeki yerini doğru tespit etmemiz gerekiyor. 12 Eylül askeri darbesi gerçekleşmiş ve CIA'nin Türkiye istasyon şefi Paul Hens, bir tiyatro temsilinde bulunan dönemin ABD Başkanı Carter'a yanına giderek, elini omuzuna koyarak, bizim çocuklar başardılar başkanım demiştir. Bizim çocuklar dediği herhalde 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren
kişilerdir. Ve Türkiye nelere mal olmuştur? Türkiye 80'li yaşanan sağ-sol çatışması ve ondan sonra yaşanan apolitik dönem ve zindanlarda, hapislerde yatan insanlar ve en sonunda da denge olsun diye bir soldan bir sağdan insanları astık dedikleri olaylardır. İki isim vardır burada söylenmesi gereken. Bir tanesi Erdal Eren, ikincisi de Mustafa Pehlivanoğlu. Allah rahmet eylesin bu gençlerimiz. Gençtir bu insanlar ve suçsuzdurlar, onu da ifade edeyim. Diğer kişileri bir tarafa koyuyorum. Dolayısıyla Türkiye'yi gerçekten önemli bir kırılma noktasına getirecek, apolitik bir döneme getirecektir. Ve darbeler her zaman olduğu gibi ülkeleri geriye götürür. 12 Eylül askeri darbesi de Türkiye'yi ileri değil geriye götürmüştür. Bunun altını çizmekte de fayda vardır. 12 Eylül 80 darbesinde ben 18 yaşında liseyi bitirmiş bir gençtim. Ve 12 Eylül sonrasında da o apolitik ortamda üniversite hayatımı tamamladım. O süreci de, yani Afganistan'ın işgali, Türkiye'deki darbe sonrası gelişmeleri, İran İslam devrimi, daha sonra kurulacak Turgut Özal başta ana vatan iktidar dönemlerini bir üniversite öğrencisi olarak bizzat yaşadım. Onu da özellikle ifade edeyim. Tabii zamanı değerlendirmek açısından hızlı bir şekilde Türkiye bundan sonra darbeler kesildi mi? Turgut Özal ümitlendirmişti. Birçok önemli gelişmeler yaptı 1988'de zannediyorum. Genelkurmay başkanlarının seçim süreçlerine müdahale ederek askerin çok hoşuna gitmediği bir şey yapar. Necdet Öztorun yerine Necip Toruntay'ın Genelkurmay başkanı olmasını sağlamıştı. O kadar. Onun ötesine geçilememişti. 90'lı yılların Türkiye'de koalisyon hükümetleri dönemi zayıf hükümetler dönemini başlatmış ve askerin daha güçlü siyasete müdahale eder bir konuma getirmiştir. Ve bunun en üst gelişmesi 28 Şubat 1997 postmodern darbedir. Haziran 96'da Refah Yol, Necmettin Erbakan, rahmetli Necmettin Erbakan başkanlığında kurulan Refah Yol hükümeti ancak bir yıl dayanabilmiştir bunlara. Ve bu süreç içerisinde özellikle Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi'nin iktidar olması ordu için, ordu tarafı, ordu nezdinde rahatsızlık yaratmış. Medya, dördüncü güç olarak değerlendirilen medya, basın orduyu tahrik etmiştir. Bugün tahrik edenler ortadadır. Ve bunlara hiçbir şey olmamıştır. Bunlar hiçbir şey olmamış gibi ortada dolaşmaktadırlar. Nedamet bile duymamışlardır. Bu süreç içerisinde Sincan'dan tanklar yürütülmüştür. Ve en sonunda da 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu'nda dönemin başbakanı da 18 maddelik bir kararlar önüne konularak imzalatılmıştır. Ve Necmettin Erbakan imzalamak zorunda kalmış ve yapılan baskılar o dönem içerisinde kendisine eğer bu kararlar uygulanmazsa Türk Silahlı Kuvvet yönetimi el koyacaktır demiştir ve kendisi başbakanlıktan ayrılarak Tansu Çiller'in, koalisyon ortağı Tansu Çiller'in başbakan olmasını istemişse de dönemin Cumhurbaşkanı, darbelere maruz kalmış, darbeleri yaşamış bir kişi olarak dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel onun yerine Mesut Yılmaz'ın başbakanlığa getirmiş ve Türkiye'de bir 28 Şubat süreci başlamıştır. 28 Şubat sürecinde ben üniversitede bir öğretim üyesiydim. O dönemi yaşadığımı biliyorum ve okula giremeyen birçok öğrencinin, başörtülü kızlarımızın üniversitede giremediğini, tahsil hayatlarının yarıda kaldığını ve son sınıfa gelmiş öğren kendi öğrencilerimi ben üniversite dışında mekanlarda sınav yaparak mezun olmalarını sağlamaya çalıştım. Yine 28 Şubat'la ilgili ben kendi yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. İnsan olmadığı için hala içinde bir yara olarak andığımda tüylerim diken diken eden, beni rahatsız eden, heyecanlandıran, hatta kızdıran bir gelişme. 2 yaşında hasta olan kızımı İstanbul Üniversitesi Sağlık Merkezi'ne götürdüğümde eşimden dolayı bu sağlık merkezine giremedim ve bu tedbir olarak da komşumun hanımını alarak onunla beraber sağlık merkezi önüne gittim ve orada komşunun hanımıyla, eşiyle birlikte bu merkeze girerek çocuğumu tedavi ettirdim. Bir baba olarak,
bir anne olarak bizleri yaşadığı, ki birçok daha dramatik, daha ağır gelişmeleri yaşanmıştır. Memuriyetten atılanlar, üniversiteden atılanlar, kadro alamayanlar, efendime söyleyeyim, evlilikleri sonlandıranlar, bunlar insani değildir ne olursa olsun. Bunların kabul edilmesi mümkün değildir değerli izleyiciler. Bunda yararlı olduğum için ne olursa olsun her zaman bunu dile getiriyorum. Bunu söylemekten de çekinmedim ve bunu da ifade ediyorum. Ve o dönemde bu gelişme yaşanırken de zikretmekte yanlışlık olmayacak. Çünkü kendisi açıkladığı için bunu söylüyoruz. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı bu gelişmeler yaşandığında diyecektik ki biz demokrasiye balans ayarı verdik. Sanki ordunun görevleri arasında demokrasiye balans ayarı vermek de varmış. Ne yazık ki bunu da gördük. Tabii 2002'de bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesi her ne kadar eski görüşlerinden Refah Partisi, Milli Görüş gömleğini çıkarttıklarını söylense de Türkiye'de ordu başta olmak üzere kendini sistemin muhafızı kabul eden çevreler tarafından bu anlayış hiçbir zaman kabul edilmemiştir. Yine okuduğumuz kaynaklarda Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan olarak Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askeri Şura toplantılarına katıldığında kendisi memur olan kuvvet komutanları tarafından, askeri yetkililer tarafından sorgulandığını biliyoruz. O Milli Güvenlik Kurulu tutanaklarını okunduğunda, bazıları yayınlanan okunduğunda bunun ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Bunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. İşte bu dönem içerisinde asker sürekli bir teyakkuz halinde bulunmuş ve sürekli mevcut iktidar partisini nasıl etkisiz hale getirebiliriz, iktidarını edebiliriz mücadelesine girişmiş. İşte bunun en somut örneklerinden bir tanesi 27 Nisan 2007'de Genelkurmay sitesinde yayınlanan bir metindir, bir muhtıra metnidir. Buna en muhtıra diye, bizim siyaset tarihimize en muhtıra diye geçer ve dönemin hükümetinin sözcüsü ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in vermiş olduğu bunun kabul edilemeyeceğini, kabul edilemezliğini yüksek perdeden söylemesi üzerine bu da sonuçsuz kalacaktır ve bu süreçte İktidar Partisi'nin işte Cumhurbaşkanı Necdet Sezer'den sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin konu olması ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup bir dindar tırnak içerisinde dindar kişilikte kimlikli bir kişinin Cumhurbaşkanı olması Çankaya Son Kale haykırışlarına tepkileri yol açacak. Cumhuriyet mitikleri düzenlenecek. Ama en sonunda yine milletin dediği olacak ve Abdullah Gül Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacaktır. Tabii bu sürekli İktidar Partisi'ne yönelik parti kapatma girişimleri ister isim askerin bürokrasiyle beraber siyasete, siyaset kurumuna, hükümete müdahale örneklerinin birkaçıdır. 15 Temmuz'a geldiğimizde 15 Temmuz'da da aslında bunu 2008'den itibaren mevcut İktidar Partisi'ne yönelik bürokratik girişimler, bürokratik darbe girişimleri da bildiğimiz silahlı değil ama bürokratik olarak yapılan eylemler olarak da söyleyebiliriz. İşte parti kapatma davaları vesaire. Yine Gezi olayları iktidara karşı yapılan bir girişimdir. Yani siyasete ve iktidara karşı yapılan eylemdir. En önemli 17-25 Şubat 17-25 Aralık 2003 olaylardır. Yine bu sözünü ettiğimiz grup, cemaat, ne dersek diyelim, FETÖ, paralel devlet yapılanması, emniyet ve yargıdaki güçlerini kullanarak yolsuzluk, rüşvet iddiaları gerekçeleriyle iktidara ve iktidar partisine yönelik operasyona girişmiş ve bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakan, onun kararlı tutumları içerisinde etkisiz hale getirilmiştir. Ve dershaneyle başlayan bir süreçtir ve o tarihten itibaren bu grupla paralel devlet yapılanmasıyla mevcut iktidar arasında bir mücadele başlayacaktır. Bu mücadelenin en üst noktaya zirveye çıktığı dönemde 15 Temmuz darbe girişimi olacaktır. Şimdi
15 Temmuz darbe girişimi 4 yıl önce yapıldığı için henüz taptazedir. Anılar canlıdır. Yaşayanlar hayattadır. Ve o dönemde ne yazık ki 250 şehit, 2000'den fazla gazimiz olmuştur. Gazilerin, şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. Tabii burada detaya çok girmek istemiyorum. Zamanı da bir taraftan kontrol ederek söylemek istiyorum. Hangisini anlatayım diye diyerek başlamak istiyorum. Ömer Halis Demir'i mi? Onun kahramanlığını mı? Vatan hainlerini etkisiz hale getirme ve yanını feda etmesini mi anlatayım? 1. Boğaz Köprüsü'nde darbeci askerlere karşı direnen, ismini hatırlamadım, yiğit, kahraman bir Türk kadınının karşı çıkışını mı anlatayım? Gerçekten heyecanlanıyorum bunu söylerken. Tankın altına yatan korkusuz yürekleri mi, kahramanları mı anlatayım sizlere? Beylik tabancasını emekli olmasına rağmen beylik tabancasını o gün, o gece beylik tabancasını beline takarak askeri kışlaları önünde askerin kışlalarından çıkmaması için mücadele eden yiğit astsubayları, emekli astsubaylarımızı, yüzbaşılarım, albaylarımı anlatayım? Bunlardan bir tanesi Yılmaz Lale. Geçen gün bir röportajını okudum. Gazimiz. Ona da selam olsun. Bütün gazilerimiz gibi ona da selam olsun. Yine o darbe gecesi 1. Boğaziçi Köprüsü'nde oğlu Abdullah ile birlikte şehit edilen Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakını, sevdiği insan Erol Olçok'u mu anlatayım? Göl başında özel kuvvetlere, özel harekata, özel harekat komutanlık merkezine merkezinde darbeciler tarafından şehit edilen kahraman şehit polislerimi anlatayım? Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yine aynı şekilde darbecilere kahramanca direnen Emniyet Müdürü, oradaki kahraman halkımızı ve yine kahraman polislerimi anlatayım? Bunlar yine Çengelköy'de askeri, kule askerisinden çıkan asker öğrenciler ve askerlerle çatışan, onların geçmesini engellemeye çalışan Çengelköy karakolu civarında hayatlarını kaybeden, bunlardan bir tanesi de Yeni Şafak gazetesi muhabirlerinden Mustafa Canbaz ve aklıma yanlış kalmış 8 tane arkadaşı orada şehit edilmesini mi anlatayım? Yani bunlar bahsedilebilir bunlar üzerinde. Bu süreci genellikle milletimiz biliyor. Ben bunlara çok fazla girmek istemiyorum ama bir takım değerlendirme yapmaktan da geri durmayacağım. Müsaadenizle ben o safhaya geçmek istiyorum. Tabii bu arada İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü, 1. Ordu Komutanı, Orgeneral Ümit Dündar, bunların unutmamak lazım. Hele geçen gün bir röportajında şu anda emekli olan Orgeneral Mehmet Şanver'in bir röportajında öğrendim. Eskişehir Anajet Üssü Komutanlığı'nda bir kule görevlisi kendi inisiyatifiyle korunması amacıyla, başına herhangi bir tehlike gelmemesi amacıyla, ki o dönemde darbeciler devletin düşmana karşı kullanılması için tahsis ettiği savaş jetlerini Sayın Cumhurbaşkanımızı suikast düzenlemek için kullanıyorlardı. Uçağını takip ediyorlardı ve Sayın Cumhurbaşkanı uçağının izini kendi inisiyatifiyle sildiğini ifade etmişti. O da kahramandır. Onu da ifade edelim. Yine Tim Çile askeri havaalanında Cumhurbaşkanımızın bulunduğu Marmaris'e gitmeye kalkan o suikast timini geciktiren askeri yetkiliye de, görevliye de selam olsun. Onların da yaptıkları müdahaleler gerçekten önemlidir. Onları da bahsetmek istiyorum. Yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde Vatan Caddesi'nde İstanbul Fatih'te Saraçhane Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde sivil halka karşı atılan bombalar ve yapılan atışlar sonucunda 14 vatandaşımızın şehit olması, özellikle bunların içerisinden bir tanesi Profesör Doktor İlhan Varank, hepsine rahmet olsun. Bunları mı anlatalım? Bu da son derece
önemli gelişmelerdir. Ben kendi açımdan bu darbenin sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Yani darbe ne anlama geliyor, nedir dediğimizde bunlardan bahsedip konuşmamı sonuçlandırmak, nihayetlendirmek istiyorum. Birincisi, 15 Temmuz darbe girişimi Türk darbe geleneğinde rastlanan, görülen darbelere benzemekle beraber, yani silahlı bir grubun eylemi olması dışında sivil bir örgütün hedeflerini gerçekleştirmek amacını taşıması bakımından farklıdır ve ilki oluşturmaktadır. Yani benziyor eski darbelere ama askeri dışında sivil bir örgütün çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla düzenlenmiş bir darbe girişimidir. Bunun en belirgin ayrıcı ilk özelliği bence budur. İkincisi, Türkiye'deki darbeler genellikle TSK adına emir komuta içinde yapılmıştır. Bu başarısız darbe girişimi bütün ordunun değil, asker görünümlü bir grubun emir komuta içerisinde gerçekleştirmeye çalıştığı bir silahlı eylemdir. Bu da ikinci benim tespit ettiğim özelliğidir. Üçüncüsü, Türkiye'deki darbeler incelendiğinde ilk defa önce görünmeyen bir şekilde devletin cumhurbaşkanına, en tepe, en yüksek yetkilisine karşı başkomutan ve cumhurbaşkanı devlet başkanına yönelik suikast girişiminde bulunulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yani milli egemenliğin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atılmış, vatandaşların üzerine ateş açılmıştır. Tek kelime bu, vatan ve millete karşı bir hiyanetin ifadesi, hiyanettir. İlk defa oluyor. Yani Cumhurbaşkanı'na suikast düzenleyeceksin, meclisi bombalayacaksın, sivil vatandaşların üzerine ateş edeceksin. Türkiye'de hiçbir darbenin hiçbir tanesi rastlanan bir şey değil. Ha, başbakan yargılandı, idam edildi falan. Ama ilk defa bu anlık eylemler ilk defa burada görüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimi öyle tehdit etmek, uyarmak amaçlı değil, bizzat öldürme amaçlıdır. Bu yönüyle, bu suikast girişimi bu yönüyle Amerika Birleşik Devletleri, çok açık söylüyorum, kanaatim odur. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3. dünya ülkelerine yaptırdığı darbelere benzemektedir. Oradaki darbede aynı işlem yapılıyor. Devlet başkanı öldürülüyor ya da halk tarafından öldürülmesi sağlanıyor ve en son linç ediliyor. Ve eğer, yine kanaatim odur ki, eğer bu eylem gerçekleşmiş olsaydı, yani Sayın Cumhurbaşkanımız Allah korudu, eğer bu suikast tahakkuk etmiş olsaydı, onu sadece öldürmekle bırakmayacaklardı, yine bir linç girişiminin ortasına bırakacaklardı. Ondan sonra da mesaj açık, bize karşı çıkan akıbeti budur diye söyleyeceklerdi. Tıpkı Libya'da Kaddafi'ye yapıldığı gibi. Kaddafi kendi halkına linç ettirildikten sonra Batı medyasını takip ettiğimizde aynı cümleler ifade edilmişti. Yani işte bize karşı gelen akıbeti sonu böyle olur şeklinde ve Allah korudu, bizde de böyle bir eylemin olacağı ben kanaatini taşıyorum. O yüzden bunu engelleyen kim engellemişse ondan Allah razı olsun ve tabii bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın o kararlı tutumu da, liderlik tutumu da ayrıca belirtilmesi gereken husustur. Evet, bahsettim, 15 Temmuz darbe girişiminden ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı liderlerde görülen bir özelliktir. Liderlerin en önemli özelliği, herkesin sessiz kaldığı, efendime söyleyeyim, karar veremediği, harekete geçemediği bir dönemde ayağa kalkıp haykıran ve tepkisini koyan kişidir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız o 15 Temmuz gecesi liderliğini göstermiş, kararlı tavrını göstererek bu darbenin başarı olması noktasında halka, vatandaşa bir çağrı yapmış, onları meydanlara davet etmiş. Bu meydanlara davet ediş darbecileri de endişelendirmiştir. Ve arkasından Diyanet İşleri'nin vermiş olduğu bütün camilerde salaların okunması emri artık darbeci psikolojik olarak da bitiren iki önemli hamle olacaktır. Hamle olmuştur. Bu da ilk defa bu yönüyle de Türkiye'nin darbe tarihinde ilklerden biri olacaktır. Yine kanaatimiz odur ki 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, yine okuduklarımızdan öğrendiğimiz şekliyle Türkiye Güneydoğu sınırından bir işgale maruz kalacaktır.
Bugünkü terör örgütü onun uzantıları yine bu sözünü ettiğimiz paralel devlet yapılanması unsurlarıyla birlikte, dolayısıyla tabii Amerika Birleşik Devletleri ve onun gibi bazı devlet güçleri Türkiye güneydoğusundan Türkiye işgal hareketine girişeceklerdi. Bu da bu darbenin 15 Temmuz askeri darbesinin sadece basit bir darbe olmadığını, bir işgal girişimi olduğu gerçeğini de bize hatırlatmaktadır. Genellikle FETÖ denilen, paralel devlet yapılanması denilen bu grubun bir zamanlar mevcut iktidarla birlikte hareket etmesi o dönem şartlar içerisinde bugün eleştirilmektedir. Bu bağlamda muhalefet ve birçok kimseler Türkiye'de biz yıllarca söyledik, siz kabul etmediniz demektedirler. Yine sözlerimin arasında bahsettiğim 2004 yılından itibaren daha öncesinden 1997-28 Şubat sürecinde Türkiye'de dini kimlikli insanların, dini kimliğe sahip olan iktidarların Türkiye'de ordu başta olmak üzere bazı kesimler tarafından zorlanması ve iktidarın teslim edilmemesi ya da iktidara gelmişlerse rahat ettirilmemesi siyaseten bu gelişme yaşandığında o dönem içerisinde mevcut iktidar devlet içerisinde kadrolu olan, en o dönem içerisinde kendini dindar gösteren bu grupla işbirliği yapmak zorunda kalmıştır. Kim olsa bunu yapar. Yani bu dönem içerisinde. Dolayısıyla bir de bir başka gerçek var. Bugün bunu dile getiren, yani biz 15-20 yıldır söylüyoruz, efendime söyleyeyim diyerek bugün iktidarı biz uyarmıştık ama biz dinlemediler dediklerinde, 15 yıl önce, 20 yıl önce bu sözü söyleyenler sadece FETÖ'ye işaret etmiyorlardı, o gruba işaret etmiyorlardı. Türkiye'deki o cemaat, o grup dışındaki dindar insanlara da, insanlığı töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunuyorlar. Yani biz söyledik, uyardık dedikleri aslında bütün dindarları aynı kapsamda değerlendirerek yaptıkları açıklamalardır. Bu da bize şunu gösteriyor. Artık Türkiye'de devletle toplumda normalleşmelidir. Artık insanlar inançlarından dolayı takibata uğramamalıdır. İnsanlar dinleri inançlarından dolayı, fikirlerinden dolayı mevcut işgal ettikleri devlet kadrolarından, üniversitelerden ihraç edilmemelidir, mağdur edilmemelidir. Benim dindarlığım ya da bir başkasının başka şeyi ya da inançsızlığı onun bireysel tercihidir. Ben kendi şeyime, iş yerime hizmet üretirken eğer inançlarım bunları etkiliyorsa ben o zaman takibata uğramalıyım değerli dinleyiciler. Türkiye bu önemli eşiği aşmak zorundadır. Şu anda bir sorun gözükmemektedir ama bunun gerçek anlam sınanması başka bir iktidar tarafından, yani bugün iktidar dışındaki sol, sosyal demokrat bir iktidar tarafından dönemi yaşanmasıdır. O dönemde gerçekleştirecek tavırlardır. O zaman biz Türkiye'nin gerçek anlamda bu konuda normalleştiği kanaatini çıkartıyoruz ve bu birlikteliğin mecburi bir birliktelik, bu tazyikin ve tahrikin sonucunda mecburi bir birliktelik olduğunu da altını çizmemiz gerekir. Evet, bunları ifade ettik. Bunun bir şunu da söyleyeyim. Bu darbenin ve işgal girişimlerine falan bakıldığında, Cumhurbaşkanlığa girişimi, efendimiz darbenin yapısı, hedefleri, vatandaşa bakışı, acımasızlığı, Cumhurbaşkanı suikast girişimlere falan bakıldığında, ben bunu hemen 15 Temmuz darbesinden sonraki hafta içinde de bir sosyal medya yazımda da yazmıştım. Bu 15 Temmuz darbesi, darbe girişimi, FETÖ görünümlü paralel devlet yapılanması görünümlü bir ABD darbesidir ve işgal girişimidir. Bunun altını biraz söylemiştim. Bunu ifade edeyim. Ve son bir tespiti 15 Temmuz darbe girişiminin sonuçları itibariyle söyleyeyim. En önemli sonuçlarından bir tanesi, değerli izleyiciler, sözlerimi tamamlayacağım. Türkiye'de yıllardır hem ideolojik olarak milli görüş geleneğiyle ülkücü gelenek ve bunların siyasi partileri zaman zaman işbirliği yapmışlardır. Özellikle 70'li yıllarda Millet Cephe Hükümetlerinde beraber olmuşlardır.
efendim söyleyeyim. Ama 15 Temmuz ve birbirleri çok kıyasıya muhalefet etmişlerdi, eleştiri de bulunmuşlardır. 15 Temmuz darbe girişimi göstermiştir ki bu darbe girişimi sadece bir siyasal iktidara değil, Türkiye devletine yapılan bir darbedir. Bu sebepten dolayı iki parti kanaatimce iki parti devlet aklında buluşmuştur. Bir başka deyişle devlet aklı neyse devlet bugünkü İktidar Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'ni birleştirmiş, bir araya getirmiş bir Cumhur İttifakı dedim, ittifaka dönüştürmüştü ve devletin temel meselelerinde, dış politika, iç politika gelişmelerinde birlikte hareket eden bir hale dönüştürmüştür. Bu da 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli siyasal sonucudur. Belki en önemli, kanaatim en hayırlı siyasal sonuçlarından bir tanesidir. Tabii bu arada söylenmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve o mecliste bulunan siyasal partilerin 15 Temmuz gecesi gösterdikleri birliktelik tavrı takdire şayandır. Gazi Meclis bir kere daha Gazi Meclis olduğunu göstermiştir. Bunun meclisin hakkını da teslim etmeden geçmek istemedim aklıma geldiği için. Son olarak şunu söyleyeyim. 15 Temmuz gecesi yapılan bir askeri darbedir, bir işgal girişimidir. Amerikan patentli bir darbe girişimidir, işgal girişimidir. O gecede şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize selam ediyorum ve yaklaşık bir saate yakın, bir saati geçen bir süre içindeki sabrınızdan dolayı da sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun, var olun diyorum. Saygılarımla efendim. Teşekkür ederim.